Bu gergin işler beni buluyor. Hep gergin gergin yerlerdeyim. Yani hep bu... Hayalet! Hayalet! Zebo! Zebo, senin ne işin var burada Zebo? CCB biraderim, karanlıkta bıyıklarınla ortaya çıkıyorsun. Alacakaranlık kuşağı gibi bir insansın. Zaten sahneyi bulamıyorum. Oradan giriyorum, olmuyor. Şu kapıdan çıkıyorum, olmuyor. Sahne tozu yutacağım, yutamıyorum. Ya arkadaşım, burası bizim setin sahne arkası. Senin burada ne işin var, ha? Oyuncu olmak istiyorum. Osman oyuncu oldu. Herkesler oyuncu oldu. Kasap Osman oyuncu oldu da ben neden olamayayım? Baş köşeye geçmek istiyorum. Osman'ı eleştirerek kendimi geliştirmem lazım benim. Ya yürü git Zebo. Yürü git şuradan, benim işim gücüm var. Yürü. Her şey dök. Bırak, 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 bırak onu bırak. Bırak, ver bana şunu. Zebo mu, Mebo mu, neyse. Red bir şey. Bak geçen geldin, seti de dağıttın, tamam mı? Benim başımı belaya sokma, hadi git. Acım var zaten benim, acımla baş başa kalmak istiyorum. Acı mı dedin Cengiz Bey biraderim? Evet. Acıyı bir de benden sor. Aşk acısı nedir? Bir de benden dinle. Esas acı bende var. Karşılıksız sevgi bende var. Platonik aşk bende var. Sanem'in peşinden koştuğum kadar ben kendi hayatımı yaşamadım, yemin ediyorum. Hadi ya. Aşk acısı var yani sende. Hı. Ben de aşk acısı çekiyorum. Vallahi mi? Evet. Kiminle? Sorma, kim olduğunu hemen söylerim. Sorma, söylememem lazım. Kime? Sorma, sorma ama sorma. Ay, sorma. Kiminle? Ay, sorma. Tamam. Peki. Geçen ben aşkımı itiraf ettim. Buluştuk. Senin aşkın bende karşılıksız. Net dedi. Şimdi bir yanım unut diyor, bir yanım peşinden koş diyor. Hayır Cengiz, Cengo. Unut diyen yanını unut. Peşinden koş diyen tarafının da peşinden koş kardeşim. Cengiz Bey biraderim. Çünkü karşılıksız sevginin de bir değeri var kardeşim. Platonik aşkın da bana sorsan bir kıymeti var. Gel buraya. Koca oğlan, gel buraya. Temas yok. Gel buraya. Gel buraya. Gelmeyeyim, gelmeyeyim. Tamam, temas yok. Şimdi ben onu sevmiyorum ya ama. Gel buraya. Gel. Yakaladı. İnsan, insana iyi gelen bir şey. Böyle de sen ağlayınca. Ama bize düşen de güçlü kalmak. Güçlü kalacağız. Hala bekliyorum biliyorsun değil mi? İneyim diye mi? Yok böyle değil. İtiraf etme. Neyi? Bana aşık olduğunu. Yani baya aşık oldun. Ben şimdi söylemesem, biraz düşünsem, bana biraz zaman verseniz. Zaman diyorsun. Neden? Çünkü ben pek emin değilim yani ne hissettiğimden. Emin değilim, bilemiyorum. Ha sen bir şey diyorsun. Kendime bile itiraf edememişim, sana nasıl itiraf edeyim diyorsun, o minvalde bir şey. Öyle de değil aslında tam olarak. Yani ne hissettiğimi ölçüp tartmak istiyorum. Ben biraz düşüneyim. Kararımı size bildireyim, olur mu? Kararını. Okey. Bildir bakalım kararını. Yazılı olarak mı bildirirsin kararını, yoksa sözlü olarak mı? Sözlü. Sözlü olarak. Sözlü olarak. Sen var ya, çok sıra dışı bir kadınsın. Bayılıyorum sana. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Biraz daha şöyle verelim. Hafif şu ışığı da fona doğru tut. Evet. Üstteki ışığı biraz kısalım. Olacak. Güzel.
Herkes birbirine pis pis bakıyor. Ortam çok gergin. Farkındayım. Bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Gül, sen manyak mısın? Osman nerede ya? Elini oğlunu çekiyorlar şu an. Osman nerede? Derin Hanım, hazırız. Başlayabiliriz. Sedacığım, Osman'ı çağırır mısın? Osman, şahanesin. Çok yakışmış. Çok bravo. Teşekkürler. Vallahi normalde de yakışıklıydı ama takım elbiseyle yıkılmış yani. Değil mi? İlk defa seninle bir konuda hemfikiriz. Ben bile çok şaşkınım şu an. Allah Allah. Neyi alkışladık biz şu anda? Pardon, soru soruyorum. Neyi alkışladık biz? Bu çocuğun takım elbise giymesini mi alkışladık? Daha bir başarı sergilemedi. Sergiledi de biz mi göremedik? Hocam, başlandı dendi mi? Denmedi. Bence başlandı denmedi. Ben onu duyamadım çünkü. Bana gelmedi. Arkadaşım, sen sessiz olursan başlayacağız, tamam? Ha, kolay gelsin. Ha, ha ne? Başlamamış ki daha. Sessiz ol bir. Başlamamış. Bağırıyorsun salonun içinde ha ha diye. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şişt, rahat ol. Biraz daha gevşek, gevşek. Çok iyisin. Konsantre ol. Çok güzel. Evet, harikasın. Çok güzel. Osman! Oğlum, böyle mi konuştuk hep? Böyle mi çalıştık? Meşrubat böyle mi içiliyor? Yemin ediyorum, meşrubat şu anda ağlıyor. Lütfen biraz daha akışkan ol. Biraz daha kendini bir ver, olaylara ver biraz. Gergin gergin meşrubat içiyorsun şu anda. Zafer, ne yapıyorsun abi? Sussana biraz ya. Sessiz olur musun lütfen? Sana mı soracağız nasıl içeceğini? Ha, tamam. Otur artık, otur. Ne yapıyorsun? Kendine gel artık. Ne yapıyorsun? Kasıyor kendini. Sıkayım. Hocam, o da fikrini söylemek istemişti. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Zaten fotoğraf çekimi. Niye susuyoruz? Ses de mi çıkıyor? Öyle bir teknoloji mi var? Sen niye her şeyi sorguluyorsun şu anda? Ha? Otur ve izle, sus. Evet, son konseptinde sonuna yaklaştığımıza göre ben artık kaçayım. Toplantım var. Yeni bir iş bağlıyorum da. Nereye? Hangi iş bu? Hayır yani, biz bu aralar hiç kimseye teklif vermedik çünkü de kim? Kim? Hangi firma? Biz tanıyor muyuz? Hangi firma? Darancığım, daha ilk haftamızda bu kadar samimi olmasak diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana bir şey soracağım. Sor. Şey, sende Osman numarası var değil mi? Var. Ne oldu ki? Bana versene. Ya sen hem artık hoşlanmıyorum dedi. Yani sorun etmez herhalde değil mi? Ay Güliz, kendini istesene ya. Ne bu böyle ergen gibi? Şu anda lanet dahil mi onu? Evet. Uyanır. Emre Bey, seviyorsun bu hayatı. Ateş, mateş falan filan. Çikolata, çilek bir şeyler daha koysaydın ya. Oo, hoş geldin Süpermen. Keyfin yerinde. Süpermen, ben. Dün gece partinin ortasına çektin, gittin smoking giyerek. Ne yaptın? Dünyayı mı kurtardın? Sana ne? İstediğim yere giderim, sana ne? Dünyayı değil ben, kendi dünyamı kurtardım. Ya sen ne garip, ne gizemli bir adam oldun. Ben sana 40. yıl partisi için smokini zor giydirdim. E dün gece giydin gittin. Ya nereye gittin anlasana. Uzun hikaye. Vallahi çok uzun hikaye. E
Tamam, uzun uzun kısasını anlat, hadi dinliyorum. O değil de sen Polen'le konuştun mu? Konuştum. Hı. Uçaktaymış, İngiltere'ye dönüyormuş. Heh, doğru olanı yapmış, isabet. Abi. Hı. Ya sen niye ayrıldın bu kızdan? Polen'den bahsediyoruz. Ya bir şey anlatsana be, öf. Hazır mısın duyacaklarına? Ha? Hazır mısın? Hazırım, hadi. Başka birine aşık oldum. Nasıl yani? Ya kime aşık oldun? Öf, kime aşık oldun, anlatsana. Sanem'e. Bizim Sanem'e. Bizim Sanem. Deli gibi. Hayatımda ilk defa kafayı yiyecek kadar. Evet. Liseli delikanlılar gibi falan. Yani elim ayağıma dolaşacak kadar öyleli. Sanem. Sanem. Anladım. Ya bu arada beni ilgilendirmez ama yani niye Sanem? Oranın nesi var, ne eksik? Anlasana. Şöyle anlatayım. Sanem'in bitmek, tükenmek bilmeyen bir tutkusu var. Yani hayatında değil bir kadında, herhangi bir insanda bile görmediğim bir tutku bu. Hayata, çiçeklere, edebiyata, yıldızlara, denize, Galapagos'a. O kadar farklı ki herkesten. O kadar değişik çalışıyor ki kafası. Çözemiyorum, merak ediyorum. Hiç sıkılmıyorum onunlayken. Ve hep yanımda olsun istiyorum. Böyle hep birlikte olalım istiyorum. Öyle bir şey. Abime bak sen ya. Aşık olmuş. Candivit ve aşık. Neyse. Şaka bir yana da. Sanem sana uygun bir kız değil. Ya hadi be. Kim diyor uygun değil? Nasıl uygun değil? Nereden çıkarıyorsun? Ya saf, temiz kız Sanem. Sen onu üzersin. Üzmem. Üzersin. Üzmem. Ya üzersin. Üzmem. Üzersin. Ya üzmem, Allah Allah. Ya nereye kadar gidecek? Ha? İstanbul'dan delirip gidene kadar mı? Kız ne yapacak abi? Peşinden mi sürükleyeceksin Sanem'i? Emre, amma sıktın beni ya. Bir rahat bırak ya. Bir rahat be. Senin ruhun depresif ha. Üzmem diyorum. Bık 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 konuşmaya devam ediyorsun. Üzmem. Asla üzmem. Niye üzeyim ben Sanem'i ya? Allah Allah. Git bardak al kendine. Tokuşturacağız hadi. Bardak benim yalnız. Benim oldu. Hadi git al kendine. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Şu hale bak ya. Sen aşık mı oldun ya, ha? Beni bir sal hadi. Hızlı gel ha, çabuk gel. Çok acil gel. Ne düşünüyorsun Sanemsi? Yıllar önce bir film izlemiştim de onun adını hatırlamaya çalışıyorum. Bir kadın bir adama yalan söylüyor. Adam da geçiyor karşısına, ona aşık olduğunu söylüyor. Ama kadın ona hiçbir şey söyleyemiyordu, hiçbir şey itiraf edemiyordu. Sonrası o kadar acı verici ki. Hıçkır hıçkır ağlayarak izlemiştim devamlı. Şimdi filmdeki kız benim. Ne kadar garip. Aşık olacağını bilemezdim ki. Yani insan kime aşık olacağını seçemiyor. Hayat bu. Osman, benim içim acıyor. Ne olursunuz bana yardım edin. Bana bir çıkış noktası gösterin. Ben yapamıyorum. Daha fazla dayanamıyorum. Onsuz da olamıyorum. Onunla da olamıyorum. Uzakta duramıyorum ondan. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ayhan, sen niye ağlıyorsun? Benim sinirlerim çok bozuk ya bu ara. Ayarlarımı bozdum ya ben. Bir sürü aşk filmi falan izledim. Bunlar bana göre değil yani. Böyle sen de anlatınca içselleştirdim herhalde. Abi, sen niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum ben ya. Ya ben oyunculuk çalışıyorum burada. Amma zor işmiş bu ya. Her şey Emre Bey'in yüzünden oldu. Resmen benim hayatımı mahvetti. Oyunlarını alet etti. Ben şimdi Can Bey'in karşısına çıkıp her şeyi itiraf etmek istiyorum ona. Bu sefer de kardeşini gambazlamış olacağım. Onu da yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor ki benim. Ayof, yeter ya. Dağıttın ya şu havayı. Yakışıyor mu ya bu bize? Bana bak kardeşim, senin için de plan net, tamam mı? Unutacaksın ya Can Bey'i. Unutacaksın, kaçacaksın ondan. Eski plana geri dönüyoruz. Evet, evet. Kaçamıyorum Ayhan. Bak, ben aşık oldum. Ben gerçekten aşık oldum. Ben bundan sonra bu şekilde aşık olamam, eminim. Dün, bugün o kadar güzel günler geçirdim ki onunla. Bundan sonra geçireceğim güzel günlerin hayalini kurmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Ben onu düşünmeden yapamıyorum.
İtiraf da edemiyorsun. Ne yapacaksın o zaman? Bak abimle biz ikimiz de aynı fikirdeyiz. Bizim fikrimiz şu. Unutacaksın ya onu. Yani kaçacaksın. Başka yolu yok. Keşke başka bir çaresi olsa. Keşke bir umut olsa keşke. Keşke. Ben de öyle mesaj atmıştım zaten ona. O kadar çok keşke var ki içimde. Ya Can bana aşık oldu. Anlıyor musun? Eskiden umudum yoktu. Beni sevmez diyordu. Ama seviyor. Bir umut, bir keşke arayıp duruyorum işte. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şişt, hayır hayır. Saçmalama. Arama adamı şimdi bir fante. Karşı bırak bir telefonu. Alo Emre Bey. Çok acil sizinle konuşmam gerekiyor. Buluşabilir miyiz? Ben size konum atacağım. Tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sen hepsini ne konuşacaksın Emre'yle? Bilmiyorum, ikna etmeye çalışacağım. Yani geçelim Can Bey'in karşısına, her şeyi itiraf edelim. Ya sonuçta kardeşi ne yapacak ki ona? Ya desin kıskançlık yaptım desin. Sanem'i de bu iğrenç oyunlara alet ettim desin. Bilmiyorum, deneyeceğim. Ya onu da affeder, beni de affeder. Dene kardeşim, biz senin yanındayız. Sen ne yaparsan yap, biz senin hep yanındayız, tamam mı? Ne oldu Sanem? Bir sorun mu var? Emre Bey, ben sizden bir şey isteyeceğim ama lütfen sonuna kadar dinleyin, olur mu? Olur. Ben Can Bey'e her şeyi anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Yani birkaç kere cesaretimi toplayıp karşısına geçtim ama anlatamıyorum. Benim itiraf etmem için sizi kötülemem gerekiyor. Yani bütün bunları bana Emre Bey yaptırdı demem gerekiyor. Söyleyemiyorum. Çünkü çok üzülür. Senin bütün bunların hepsini konuşmuştuk, değil mi? Evet, biliyorum. Bir saniye, lütfen beni dinleyin. Can Bey size çok değer veriyor. Yani sizin tahmin ettiğinizden kat kat fazla seviyor sizi. Buna emin olabilirsiniz. İsterseniz karşısına geçip itiraf edelim her şeyi. Siz vicdanınızı rahatlatın. Belki de beni affeder bir gün. Sen... sana aşık oldun, değil mi? Bir soru sordum sana. Sen Can'a aşık oldun değil mi? O yüzden böyle konuşuyorsun. Mantıklı düşünemiyorsun. Can tabii ki de beni sevecek. Biz kardeşiz. Ama senden daha iyi tanıyorum onu. Affetmez. Yoksa ben gidip konuşmaz mıydım onunla? Ben de tanıyorum. Makul, affedici, hoşgörülü. Affetmeyeceği şeyler var Sanem. Prensiplerine aykırı olan şeyler. Mesela sevdiklerinin ona yalan söylemesi. Dedim ya, senden daha iyi tanıyorum. O yüzden gelip gidip çözüm aramaktan vazgeç. Ama... aması falan yok. Hadi beni geçtim, seni asla affetmez. Ya sen ne bekliyorsun? Yaşadığını aşk mı zannediyorsun sen? 2-3 gün aşık oldum der. Sonra çeker gider, görmüyor musun? Yıllardır beraber olduğu polenden vazgeçti bu adam. Ne bekliyorsun senin? Hı? İşine gücüne döner, seni de yanına alır. Çok güzel bir hayat mı yaşarız zannediyorsun? Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Benim tek istediğim... İstemekle olmuyor. Olsaydı ben yapardım. Görmüyor musun ne kadar pişman olduğumu? Sen de boş hayallere kapılma. Senin iyiliğin için söylüyorum. Can sana uygun değil. Sen de Can'a uygun değilsin. Söylediğin yalanları unut. Senden tek ricam. Anı yaşa, gününü yaşa. Her şeyi unut. Günümü yaşayayım, öyle mi? Siz bütün bu yaptıklarınızdan sonra gününüzü yaşıyorsunuz. Ben de sizin gibi davranayım, öyle mi istiyorsunuz? Aynen öyle. Bütün bunların nedeni sizsiniz. Benim çektiğim acıların sebebi sizsiniz. Bütün bunları siz yaptırdınız bana. Ve sizin yüzünüzden itiraf edemiyorum. Bu yük gerçekten ağır geliyor artık bana. Yıkılır Can Bey. Sizin gibi bir kardeşi olduğunu öğrenirse yıkılır. Yeter Sanem, yeter. Evet, benim yaptıklarımı öğrenirse yıkılır. Abimi senden daha iyi tanıyorum. Sana kendini aşık zannediyor. Sen de fazla hayal kurma, tamam mı? Kurulacak bir hayat bırakmadınız zaten. Nasıl ya? Sanem'in Can'a aşık olduğunu biliyordum da şimdi Can da Sanem'e mi aşıkmış? Aşık diyorum, aşık. Sırılsıklam aşık olmuş.
Yani senin kabul etmemen gerçeği değiştirmiyor değil mi? Vay vay vay. Sanem'e bak sen. Nefetten kadınmış. Yalnız canın ona bakışlarını hissetmiştim ama ben çapkınlıktır falan diye düşünmüştüm. Ayrıca sana da bravo yani. Gözünün önünde aşk hikayesi dönüyor. Hiçbir şeyden haberin yok. Kız her şeyi itiraf edecek diyorum, anlatacak diyorum. Sen hala bana mı saldırıyorsun? He? Tamam, bir şey düşünmeye çalışıyorum. Şimdi kız ikna oldu değil mi? Hiçbir şey anlatmayacak. Şimdilik ikna oldu. Cesaret yok. Ama eğer abim aşıksa ki öyle duruyor. Sen hem dayanamaz. Anlatır. Emre başım döndü. Hadi bir otur da konuşalım. Hadi. Otur. Şimdi Can'ı bu kızdan uzaklaştırmamız lazım. Can'ın tekrar yurt dışına gitmesi, ajanstan ayrılması lazım. Yoksa kendini de Can'ı da büyük bir yıkıma sürükleyeceksin Emre. İnan ne yapacağımı bilmiyorum. Ama artık ona zarar vermek istemiyorum. Biliyorum, ben de istemiyorum. Ama artık iş ciddiye bindi Emre. Abinin buradan uzaklaşması lazım. Eğer ona yaptıklarını öğrenirse hem abini, işini, babanı, her şeyini kaybedeceksin. Zaten ülkeye 2 yılda bir geliyor. Hiçbir şey sorgulayacak zamanımız kalmaz o zaman da. Her şey kapanır. Haklısın. En doğrusu bu da. Ama nasıl? Birlikte oturup bir plan yapacağız. Aylin, benden habersiz gizli bir iş yapmayacaksın, anladın mı? Artık abimin zarar görmesini istemiyorum. Oturacağız, düşüneceğiz, öyle planlayacağız. Emre, merak etme. Ne senin, ne Can'ın, hatta o Sanem'in bile üzülmesini istemiyorum. Kız çok aşık, çaresiz. İnan bana, kimse üzülmeden çekip gidecek abim buradan. Benim şimdi avukatımla görüşmem lazım. Sözleşmeyi bir de biz gözden geçireceğiz. Zaten sonra size uğrayacağım, orada görüşürüz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Aradığınız özel bir şey var mı? Yardımcı olabilir. Aradığım özel bir şey var ama ben kendim bakarım. Peki. Böyle biz niye gidiyoruz Deren Hanım? Kendi ayaklarımıza böyle düelloya giden silahşörler olur ya, ölmeye giden aptal silahşörler gibi. Onlar gibi gidiyoruz. Aylin Hanım gelmesi olmaz mıydı? Sıfır saçma konuşma CC. Tabii ki Aylin de orada olacak. Aylin'le büyük sözleşme imzalayacağız. Bütün yılın reklam planı yapılıyor. Hepimiz gözümüzü dört açacağız, tamam mı? Tamam. Evet, dolu. Evet. Müşteri var. Müşteri varmış. Sanem. Seni özellikle çağırdım. Sözleşme çok uzun. İyice oku. Fotoğrafik hafızanla fotoğrafını çek. Ezberle. Vallahi bir noktalı virgül kaydırır. Kendimizi Galina'ya ortak buluruz. Tamam, o iş ben de merak etme. Öne geç. Öne bin. CC ise öne bin. Şimdi ben açayım, ben açayım. Buyurun. Merhabalar. Baban yokluğunda bayağı bir yatırım yapmış sanat eserlerine. Aynen öyle. Bakıyorum. Vay kardeşim, ne var ne? İyi kardeşim, özlettin be. Sen özlettin, gel. Ne var ne yok? Ne olsun işte, iş güç. Ya bırak işin gücün yalan dolan, ben seni bilmez miyim? Full geceler akıyorsun kesin, full. Bırak be abi. Ne haber Metin? Uzun zaman oldu. Ne haber Aylin? Ya siz hep kardeşim mi diyorsunuz birbirinize ha? Yani bak ben kıskanıyorum ha. Kendimi bir evlat gibi hissediyorum abi. Acaba senden daha yakışıklı olduğumuz için kıskanıyor olabilir misin? Çok kıskanıyorum sizi.
Hadi geçelim toplantıya. Yok yok, masaya sen hiç geçme. Ben dışarıya bahçeye kahvaltı hazırladım zaten. Birazdan da tüm ekip dahil olacak. Önce Orgatta ve Galina'nın yıllık reklam planlarını halledelim. Ona en son sözleşme ilave ederiz. Kısa da ise müjdemi isterim abi. Bütün gün buradasın. Tamam, uyar bana. O zaman ben bir kahve yapayım. Can şimdi çay yapmıştır. Şeytanın aklına gelmez. Kahvaltıda kahve. Çok ilginç. Hadi geçelim bahçeye. Hepiniz beni anladınız değil mi? Bugün çok çok önemli bir gün. Aileye karşı beni rezil etmeyin. Kerim sen özellikle çok dikkatli oluyorsun. Ailenin kampanya fikirleriyle bizimkini tamamen ayır. Sonra benim fikrim diye dolanır ortalıklarda, ben artık hastanelik olurum. Tamam Deren Hanım, üçüncü kez anlattınız. İyi, dördüncü kez anlatırım o zaman. Cece, sözleşmenin fotokopileri sendeydi. Onu iyice ayır, dosyala. Sonra en ufak bir hatamızda bu kadınla tekrar muhatap olmak zorunda kalırız. Yalnız Deren Hanım, hata demesek o sözcük beni geriyor çünkü. Yani böyle özensiz sözcükler kullanmayalım. Evet, siz ne yapacaksınız toplantıda? Ben işte ne yapacağım yani? Ben gıcık gıcık bakacağım, kötü kötü bakacağım, ters ters bakacağım. Bütün gün onu huzursuz edeceğim. Benim işim bu. Hı, anladım, çok da harika. Mükemmel düşünülmüş bir plan, evet. Evet, hazır mısınız? Kendinize çeki düzen verin. Sanem, savunmadayız Sanem. Kendine gel. Çeki düzen versene kendine. Kadın çeki düzen ver çok. Dın 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 dın. Çalıyor bak, çeki düzen ver kendine. İnşallah kum olursun bir gün. Gelme beni, şifanda gelme beni. Günaydın. Hoş geldiniz. Bahçeye geçebilirsiniz. Kahvaltı hazırladım size. Cey. Evet. Benle birlikte çay koyar mısın? Gel. Gel. Çayları ben koyarım Can Bey. Can Bey değil, Can. Can. Söyle hadi söyle. Can Bey, ben sizinle ilişki istemiyorum da kestir at. Hadi. Ben de onu yapmak için uğraşıyorum zaten şu an. Ne uğraşıyorsun sen şu anda be? Ben fotoğraf makinesini ben getirmek isterdim. Kendi ellerimle size teslim etmek isterdim. Çünkü ben kırdım. Ama kimse bana güvenmedi. Yani bir yeltendim fotoğraf makinesine ama üç kişi birden atladı. Oysa sen hiç sakar değilsin. Onlar öyle boşuna uğraştılar. Evet, hiç sakar değilim. Sadece iki bardak mı götüreceğiz? Senin ve benim. Teşekkür ederim Can Bey. Bir daha bana baş başayken Can Bey dersin seni bile. Ölmek zorunda kalırım. Can. Evet Can. Can. Can Bey. Can Bey. Hı. Şey Deren Hanım yulaf istiyor da böyle organik var mı? Yulaf. Emre de yiyor ya yulaf. Spor yapmıyor ama yiyor. Lif kaynağı çünkü. Doğru. Var. Şeyde dolapta. Evet. Al. Dolabın içinde. Sen ha, şurası galiba. Sen hadi biz şey yapalım gidelim. Hadi görüşürüz. Yok canım. Sanmıyorum. Yok. İhtimal vermedim. Düşünmüyorum. Getir götürücü patron. Yine de şüphede kalayım. Hoş geldin Senem. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş Can. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bunlar organiktir. Her şey mükemmel. Ananas harika. Ha Aylin, senin şu avukatın hazırladığı sözleşmenin bir fotokopisi varsa ver bana. Siz toplantı yaparken ben incelerim. Bende tek müşteri var ama ona bak istersen.
tabii. CC. Evet. Koltuğun üstünde evrak çantam vardı. Getirebilir misin? Ha CC ya benim çantam da şeyin üstünde. Sandalye bunu da getirmişsin. Tabii. Eyvallah. Sen niye avukatsız geldin buraya? Kendimi temsil edebiliyorum çünkü canım. Aynı manasız bir özgüven. Çanta. Evet. Koltuktaki sağ elimde, koltuktakini sağ elime aldım. Sandalyedeki de sol elimde. Koltuktaki sağ, sandalyedeki sol. Sağ, sandalyedeki sol. Koltuk sol oldu. Koltuktaki sol, sandalyedeki sağ. Sağım, solum. Sağ. Evet, sağdan aldım. Tamam, bu şekilde. Bu o zaman onun olur tabii. Değil mi? Ya 24'te başladık. Aylin Hanım, çantalar da aynıymış. Şu sizinki. Bu çantayı da bana avukatım vermişti. Avukatlar arasında moda falan herhalde. Ben başlattım. Modayı yani. Moda insanı rezil de eder, vezir de Metin'cim. Dikkat et. Bu çanta benim değil. CC çantaları karıştırmış. Can uzatabilir misin? Ha, bir dakika ben alayım onu. Metin bu ne? Bir dakika ben alayım onu. Metin bir saniye bu ne? Sen anneme ne gönderiyorsun? Abi lütfen. Bir oturur musun Metin? Bir otur. Otur bir. Otur. Bir otur. Otur. Gel. Bir otur. Ha sen baya baya şirkette ne var ne yok hepsini anneme rapor ediyorsun. Öyle mi Metin? Abicim annen de bu şirketin ortağı değil mi? Ortağıysa ortağı. Ne yapalım ortağıysa? Bütün yetkiler bende. Ya Can bak sana söyleyecektim abi. Arada kaldım sıkıştım söyleyemedim anlıyor musun? Metin söyleyecektim ne ya? Söyleyecektim ne? Söyleseydin o zaman. Ha? E ben şimdi bunların hepsini öğrenmiş oldum. Değil mi Metin? Sen artık geç kalmış oldun. Değil mi Metin? Ha? Metin ben sana ne dedim? Ben bu şirketin başında olduğum sürece ajansla ilgili bir tek kelime gitmeyecek demedim mi anneme? Hı? Abi bir sakin olsana. Emre bir saniye. Bir saniye. Metin sen ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? Ha? Sen bayağı benim arkamdan iş çevirmişsin. Abi al tarafa basit belge onlar. Ya al belgeler senin olsun ya. Şu Metin al gönder anneme Metin. Can söyleyecektim sana diyorum. Abi, Metin sence belgeler mi sorun? Buradaki sorun sence belgeler mi? Ha Metin? Ha? Bu kadar mı zor ya anlamak? Kardeşim. Söyleyecektim diyorum sana. Anlıyor musun? Söyleyecektim. Ya söyleyecektim ne? Metin, söyleseydin o zaman. Metin beni tanıyorsun. Gayet iyi tanıyorsun. Benim gizli kapaklı işlerden ne kadar nefret ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Değil mi Metin? Söyleseydin o zaman. Kusura bakma Metin. Artık şirketin avukatlığını yapamazsın. Prensip meselesi. Sen ciddi misin? Kovulma başladı. Ne diyorsun abi sen? Benim 10 yıllık emeğimi silip atacak mısın yani? Tamam kardeşim. Beni de hayatından çıkart olsun bitsin tamam? Olsun bitsin Metin. Olsun bitsin. Eyvallah. Saçmalama abi. Bunun için çocukluk arkadaşını mı isteyeceksin? Arkadaşlar bugün toplantı falan yok. Beni Metin'le yalnız bırakır mısınız? Kalk. Sanem yürü Sanem. Yürü. Görüyorsun değil mi Sanem? Abim en ufak yalanın bedelini. Hı? Görüyorum Emre Bey. Keşke siz de görmüş olsaydınız. Beni bu pisliğin içine bulaştırmasaydınız. Farkına bile değildiniz değil mi? Neden? Çünkü intikam almakla meşguldünüz. Hızlı yürüyünce aklımızda hızlı çalışmıyor. Ben yani söyleyeyim de bunu. Resmen adam en yakın arkadaşlarından birini gözümün önünde kovdu. Ne kadar Emre Bey'den nefret etsem de Emre Bey bu sefer haklı çıktı galiba. Ne? Ne yapacaksın? Ne bileyim ne yapacağım Ayhan ya. Bu yüzden geldim ya senin yanına. Şöyle bir şey yapalım. Büyük bir yalan bulalım sana tamam mı? Çok büyük bir yalan. Ya ben müzevi hayatı seçiyorum. İşte Hindistan'a yerleşiyorum falan de. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Ben adamı seni sevmiyorum dedim, seni istemiyorum dedim kapısına gittim. Sen niye durdurmadın beni? Niye engel olmadın bana? Biz engel olmadık sana değil mi? Abi
abi bize iki tane çay verir misin ya? Ha, çok sırası değil mi şu anda çayın? Ya biz Osman'la sana ne diyoruz kaç gündür? Biz sana ne diyoruz? Uzak dur diyoruz biz sana. Tamam oğlum, benim sevdiğim halde seni sevmiyorum dedim. Ne yalan bulacağım? Yalan da söylemek istemiyorum. Düşünelim. Düşünelim. Düşün, düşün Ayhan. Hızlı düşün. Ben Galapagos'a mı yerleşiyorum desem acaba? Ne alakası? Ne alakası var ya? Annemin tayini çıkmıyor. Öğretmen değil ki. Ne alakası var ya? Acaba sen mi hastalansan? O da çok manasız. Ben. Düşünelim. Çay gelmedi ya. Ya getir şu çayı. Gözünüzü seveyim. Kızın aklı çalışmıyor burada. Stres oldum ya. Şimdi... Ayhan hadi sen ne? Sen yaşam koçusun ya. Geçti mi sinirin? Geçmedi Metin, geçmedi. Yalan dolandan hiç haz etmediğimi biliyorsun. Arkamdan iş çevirmesini de. Acaba sen haz etmediğin için ben yalan söylemiş olabilir miyim? Bunu bir düşündün mü? Fark etmez ki Metin. Prensip meselesi. Ben seni anlıyorum Can. Tanıyorum da. Ama hayata bu kadar sert bakma. Hayat senin istediğin gibi değil çünkü. Şu çizgilerini birazcık yumuşat olur mu? Çünkü etrafında bir tane bile dostun kalmayacak bu gidişle. Kalmasın Metin, kalmasın. Hiç dert değil, hiç problem değil. Kalmasın. Zaten Akif ve ben dışında da kimse kalmadı ki Can. Metin, sen benim can dostumsun. Ama senin bu yaptığın benim kolay kabul edebileceğim, kolay hazmedebileceğim bir şey değil, anlıyor musun? Ben artık seninle çalışamam. Sana artık güvenemem. Ama sana iş bulurum, merak etme. Bana iş mi yok Can? Bana her yerden teklif geliyor. Ey. Ben sizinle olmak istediğim için bu şirketteyim. Benim için iş değil, dostluk önemli. Söyleyecek bir şey yok diyorsun. Beni sadece işten değil, aynı zamanda hayatından da çıkarttın diyemiyorsun yani. Sen her zaman kardeşimsin Metin. Ama görüşmeyelim, öyle mi? Neyse Can, ben anlayacağımı anladım. Ama sen de şunu bil kardeşim. Sen böyle devam ettiğin sürece hayatında kimse kalmayacak. Senin prensiplerin de senin de etrafında dönmüyor bu dünya. Okey? Hadi eyvallah. Akşam gelirsin değil mi bize? Bak Osman da gelsin, söyle ona. Üç kafadar şöyle oturup bir plan yapmamız lazım. Tamam, merak etme. Sana dev bir yalan bulacağız. Bulacağız da ne bulacağız? Bak hafta sonu görmeyeceğim Can Bey'i. Bütün hafta sonu vaktimiz var plan yapmak için. Osman'a haber et, mutlaka gelsin. Tamam, gelsin. İyi bir şey bulmamız lazım. O da bir erkek zaten, erkek olarak fikir. Can geldi. Can. Sanem biraz gelir misin lütfen, dolaşalım. Ne haber Ayhan? İyi, hoş geldin. Senden ne haber? Hoş bulduk. Ben gelmesem? Sanem, lütfen. Sanem, oturayım istedim. Bu ne ya? Bir lütfen diyor. Benim bile gidesim geldi. Ben de mi gelsen? Adam beni bir çağırıyor. Ben pervane gibi peşinden gidiyorum ya. Ne söyleyeceğim ben şimdi? Bak aklına bir şey gelirse bana mesaj at, tamam mı? Aklına gelen ilk yalanı söyle. Sonra da kaç git yanından. Şunu al, şunu al. Ne yapayım? Eve mi götüreyim? Bırak eve. Tamam. Ne haber bebek? Merhaba Can Bey. Can. Can. Çak. Yani bu bugün olanlara çok sinirlendiniz. Daha iyi misiniz? Zaten daha iyi olayım diye seni görmek istedim ya. Daha iyiyim şimdi. Anladım. Kötü mü ettim? Gelmese miydim? Gideyim mi? Yok, kalın. Kal yani. Sen yine bir şeyler söylemek istiyorsun da söyleyemiyormuşsun gibi bir... ...böyle bir halim var yani. Ha? Söylemek ister misin aklındakileri? Biz birlikte olamayız. Hayda. Neden? Neden? Ha. Çünkü neden... ...yani nasıl açıklayacağımı bilmiyorum açıkçası. Ben...
Ben size arkadaş olarak görüyorum. Yani karşı cins olarak bir şey hissetmiyorum yoksa. Ne oldu? Niye güldünüz? Bir bomba gelecek senden yine. Ben anlamayacağım ama bir gelecek, bir bomba gelecek. Ha, devam et. Bakalım ne saçmalayacaksın? Ben saçmalamıyorum. Ben olanları söylüyorum. Ben arkadaş olarak seviyorum sizi. Yani bir erkek olarak etkilenmedim sizden. Senin operada öpüşünce organların yer değiştirmemiş miydi ha? Ayakların uyuşmamış mıydı? Ellerin böyle böyle değil miydi? Hani zangır zangır değil miydi ha? Ha? Sen böyle dememiş miydin? Bunu diyen sen değil miydin? Demiştim. Evet. Ama ben denedim. Yani denemeye çalıştım. Acaba öyle midir diye ama... Değil miymiş öyle? Öyle değilmiş. Ha, öyle değilmiş. Nasılmış peki öyle değilse? Şey gibi bir şeymiş. Yani... Yani bir şey hissetmiyorum. Yani arkadaş olarak vakit geçirmeyi çok seviyorum sizinle. Osman'la da öyle olmuştu mesela. Yani arkadaşlık nişanlı demiştim ya. Yani o şekilde olmuştu. Ya benim belki de o tür duygularım yoktur. Bilmiyorum ki. Deneyelim istersen bakalım o tür duygularım var. Can Bey. Hiç denemeyelim bence. Hiç gerek yok. Biz böyle arkadaşla devam edelim. Yani patron çalışan arkadaşıyla devam edelim. Hiç zorlamayalım bence. Sana benim sabrımı zorlama ha. Sınava benim sabrım. Benimle oyun oynamayı kes. Ya oyun falan oynamıyorum. Ayrıca böyle bir şeye ihtiyacım yok ki benim. Neden oyun oynayayım? Ayrıca herkes sizi çekici bulmak zorunda mı? Kim beni çekici buluyor? Herkes buluyor. Bir ben bulmuyorum. Herkes. Ne bu herkes? Herkes sahnesini biz daha önce yaşamıştık. Dejavu oldu şu an sanki ha. Ya bu kayalıklarda mı bu lanet acaba abi? Sen her geldiğimizde buraya tuhaf tuhaf hallere giriyorsun. Tuhaf tuhaf triplere giriyorsun. Gelmeyelim ya bir daha bu kayalıklara. Vallahi siz bu durumu kaldıramıyor olabilirsiniz ama... Ben kaldıramıyorum. Yok artık. Ben sizi çekici bulmuyorum. Çekici bulmuyorsun. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Güzel şaka ya. Güzel şaka. Ama hecelemekte bayağı iyisin. Zırvalamakta daha da iyisin de. Benim son kararım bu. Hı. Çok netim yani. Son kararım bu. Öyle mi? Sanırım benim sabrımı zorlama ha. Zorlarsam ne olur? Sen kaybedersin. Peşimden koşarsın. Oo, savaş diyorsunuz yani. Tamam. Tamam ben hazırım. Bakalım Sanem mi Yaman, Can mı Yaman görelim. Tabii ki Can Yaman. Benim yamanlığımı test etmek istemezsin. İsterim. İsterim. Ya beğenmiyorum sizi. Beğenemiyorum. Bak pişman olacaksın. Olmayacağım. Hazır mısın benimle savaşmaya? Hazırım. İyi başlasın o zaman. Başlasın.